Sakarya'daki birinci ana bakım fabrikasına ilişkin çalışma bunlardan biridir. 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardında belli bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savunma sanayinin temellerini atan merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizlere, bizim çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar. Ülkemizin savunma sanayini 10 yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmışlar, utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da Türkiye'deki adı ana muhalefet, ama ana muhalefetten başka ne derseniz var, başını CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böylesi bir meselede elbette yerli ve milli bir tavır beklemiyoruz. CHP'den böyle bir şey beklemek çok büyük yanlıştır. Zira 16 yıllık iktidarlarımız döneminde biz böyle bir şey onlardan zaten görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi hiç ummuyoruz, çünkü tarihleri boyunca böyle bir şey olmadı. Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, böyle bir durum olmadığı halde, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar. Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını, neyin işletmeye açılacağını inanın bu işlerden anlamaz. Biz SEKA kağıt fabrikasını özelleştirdik. Orayı özelleştirdiğimiz zaman o zamanki genel başkanları hep beraber geldiler, oralarda eylemler yaptılar. Dedim ki bak yanlış yapıyorsunuz. Biz burayı özelleştiriyoruz. Ve burası yakın bir zamanda inşallah hem müze olacak, buradaki çalışanları da biz kamuda istihdam edeceğiz. Ve geri kalan bütün alanlar halka açılacaktır. Ve biz çalışanları Kocaeli Belediyesi'nde istihdam ettik. Ve şu anda işte o dev makinelerin olduğu bölgeler falan, oralar bir müze haline dönüştürüldü, dönüştürülüyor. Ama bütün o açık alanlar, bahçeler şu anda Kocaeli halkının adeta piknik alanları, mesire alanları haline geldi. Hani millet bahçeleri diyorum ya, işte orası bir nevi millet bahçesi haline geldi. Şu anda Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından, ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. İşte kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanım yanında arkadaşlarıyla beraber oraya gittiler. Birlikte personelle bir cuma günü orada yemeklerini yediler ve onlara çeşitli açıklamalarda bulundular. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikamızın verimliliğini, üretkenliğini, teknolojik kapasitesini ve gücünü artırmaktır. Yani şu anda bu yatırımı yapan BMC niye burada bu yatırımı yapıyor? Neden yapıyor? İşte bu BMC
Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığına alan dev güçlü bir firmadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ederim. Efendim müsaadelerinizle sizi biraz daha sahnede misafir edeceğiz. BMC'ye ve tüm ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.